Bizden aşağıdaki ikiz kenar üçgenin x kenarının uzunluğunu bulmamızı istiyorlar. x ile gösterilen kenar, ikiz kenar üçgenin tabanı. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Pekala, bu soruyu çözmek için buraya çizdikleri yüksekliğin bize iki tane dik üçgen verdiğini fark etmek. Başka bir deyişle, bu açı ve bu açı, evet ikisi de 90 derecedir. Bu üçgen ikiz kenar üçgen olduğu için bu açılar da birbirine eşit olacak. Evet, bu açıyla bu açı aynı. İkiz kenar olduğu için bu 90'la bu da aynı. Sonuç olarak bu açılarda birbirine eşit olur. Elimizde eşit olan iki açı ve açıların arasında kalan kenar da eşit olduğuna göre, işte uzunluğu 12 birim olan bu kenardan bahsediyorum, bu iki üçgen eş üçgenlerdir. Üçgenlerin ikisinin de bir kenarı 13, bir kenarı 12 birim olacak. Buna ek olarak bu kenarlarında birbirine eşit olacağını söyleyebiliriz. O halde burası x bölü 2, burası da x bölü 2'dir. Şimdi bu bilgileri kullanarak x'in neye eşit olduğunu Pisagor teoremi aracılığıyla bulabiliriz öyle değil mi? Evet Pisagor teoremini şu an içini boyamakta olduğum bu üçgene uygulayacağım. x bölü 2'nin karesi yani burası. Evet x bölü 2'nin karesi artı diğer kenarın karesi yani 10 12'nin karesi 13'ün karesine eşittir. Pisagor teoremini de uyguladığımıza göre artık çözüme geçebiliriz. Yazıyorum. x olacak. Aynı renkle yazayım. x kare bölü 4. Yani x bölü 2'nin karesi artı 144 eşittir. 13'ün karesi yani 169. İki taraftan 144 çıkaracağım ve x'in neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağım. Evet iki taraftan 144 çıkarınca burada x kare bölü 4 kalır. Diğer tarafta ise ise 169 eksi 144 ki bu 25 eder öyle değil mi? Şimdi iki tarafı 4 ile çarpmam lazım. Böylelikle x kareyi de yalnız bırakmış olacağım. x kare eşittir, evet 100. Matematiksel çözümü yazmamız gerekirse, x artı eksi 10'a eşittir dememiz gerekir. ama söz konusu olan uzunluklar olduğunda ve uzunluklarda pozitif değer alacağına göre, doğru cevap 10 olacak. O halde x eşittir karekök içinde 100 eşittir 10 yazıyorum. İşte bu kadar, x'in neye eşit olduğunu bulduk. Bu uzunluk, kenarın tamamından bahsediyorum. Evet, bu 10'a eşit yarısı ise, eğer bu uzunluktan bahsediyorsak da bunun 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz ve 5'in karesi artı 12'nin karesi gerçekten de 25 artı 144'ten 169'a yani 13'ün karesine eşittir. Videonun başında da söylediğim gibi bu sorunun püf noktası ikiz kenar üçgenin yüksekliğinin üçgeni iki eşlik üçgene tabanı da iki eşit parçaya ayırmasıdır. Burası da burası da x bölü 2'ye eşittir. Bu bilgi ve Pisagor teoremini kullanarak bu kenarın uzunluğunun da ona eşit olduğunu bulduk.